Sanki bir halkın tüm özgürlük umutları. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği bir gün var. 27 Aralık 2023. Kralların kralı anlamına gelen ismiyle Kaan'ın 5. nesil savaş uçağımızın ilk uçuşunu gerçekleştireceği gün. Bu projeyi uçağın yapılmaya başlandığı günden beri elimden geldiğince yakından takip etmeye çalışıyorum. O yüzden normalde yaptığım videolara çok fazla kişisel görüş eklemesem de bu konuda söylemeden geçemeyeceğim. Çok heyecanlıyım. Uçağın tasarım çalışmaları 2016 yılında başladı. Çizimler, tasarımlar, üretim için gereken alanlar ve makinelerin hazırlanması, prototip derken uçağımızın ilk gerçek parçasının üretildiği 4 Kasım 2021'de paylaşıldı. Bu görseli hatırlarsınız belki. Gariptir ki bazı çevreler heyecanlanmak ve gurur duymak yerine kalorifer peteği benzetmesi yaparak bu parçayla dalga geçmeyi seçti. Hoş, bu durum eminim bu söz konusu çevreleri tanıyan kimseyi şaşırtmamıştır. Bizler ne vecihiler ne Nuri Demirağlar yok etmiş, ne mühendisleri ne vatanseverleri canından bezdirmiş şahıslarla iç içe yaşıyoruz yıllardır. Ülkenin selameti söz konusu diye onların kendi ajandalarını bir kenara bırakıp sevinecek halleri yoktu ya. Her neyse, dönelim 2000 mühendis ve 1000 teknikerin ilmek ilmek işledikleri uçağımıza. Bir aksilik olmaz da Kaan çarşamba günü havalanırsa, ilk parçasının üretilmesinden sadece 2 yıl 2 aydan daha kısa bir sürede gökyüzüyle buluşmuş olacak. Bu inanılmaz bir süre. Peki, ilk insanlı savaş uçağı üretim deneyimini bu kadar karmaşık ve kabiliyetli bir uçak üzerinde yaşayan bir ülke nasıl olur da bu kadar hızlı yol alır? Bunun yanıtını TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil son derece açıklayıcı bir şekilde veriyor. Ülkemiz daha önce lisans altında uçak ve uçak parçası üretimi yapmış ve bu teknolojinin bir kısmını zaten öğrenmişti. Üzerine neredeyse yemeden içmeden büyük bir heves ve heyecanla ülkelerine bu uçağı kazandırmak için çalışan mühendis ve teknikerlerin insanüstü çabaları da eklenince sonuç uçağı yapanları dahi şaşırtacak kadar hızlı bir şekilde alındı. Evet, Temel Kotil'in söylediğine göre bu kadar hızlı ilerlemeleri onları da şaşırtmıştı. Zira Kaan'ın ilk uçuşunu 2025 yılında yapması planlanıyordu. Peki, Kaan'ın uçması neden bu kadar önemli? Kaan sadece bir uçak olmayacak. Kaan, tek bir tanesinin bile onlarca operasyonu tek başına yapabilmesi mümkün olan çok ciddi bir kuvvet çarpanı olacak. Ne demek bu? Kaan aslında uçan bir yapay zeka. Pek çok yükü pilotun omuzlarından alacak. Dostunu ve düşmanını kendisi tanıyacak. Sürekli radyo dalgaları göndererek düşmanına kilitlenecek ve o Ege'de yaşanmasına alışık olduğumuz it dalaşlarına gerek bile kalmayacak. Üstelik kendisiyle birlikte farklı katmanlarda uçan Kızıl Elma, Aksungur, Bayraktar gibi insansız hava araçlarını da yönetebilecek. Mesela bir yerde bir tehdit algılandığında Bayraktar'a git şunu vur gel diyecek ve kendi kalibresinde ciddi bir tehlike olmadıkça ne kendisini ne de pilotunu yoracak. Aslında Kaan ve SİHA'ların birlikte bir kuvvet olarak uçması TSK'nın yeni konseptine yalnızca bir örnek. Zira ülkemiz son zamanlarda yapay zeka kullanan ve birbiriyle haberleşebilen savunma sanayi ürünleri üretmek konusunda inanılmaz hızlı bir şekilde ilerliyor. Neredeyse tüm savunma araçlarımız birbiriyle haberleşebilecek şekilde üretiyor. Yani yarın bir gün Kaan'ın denizde algılanan bir tehdidi yok etmesi için havadan bir insansız deniz aracına talimat verdiğini bile görebiliriz ki bu ordumuzun caydırıcılığını katlanarak arttıracak. Kaan'ı uçurup uçuramayacağımızı pek çok ülkede merakla bekliyor. Bunlardan birisi de elbette askeri açıdan artık yalnızca hava kuvvetlerinde bağımlılığımızın devam ettiği ABD. Öyle ki geçtiğimiz günlerde kongrelerinde Türkiye'ye F-16 satmayarak iyi mi yapıyoruz kötü mü tartışması bile yaşandı. Zira içlerinden bazıları onların bize vermediği her ürünü üretme konusunda ne kadar hırslandığımızı ancak fark etmiş durumdalar. Biz vermedikçe üretiyorlar. Yarın bir gün savaş uçaklarını da üretecekler. Görmüyor musunuz diyenler var. E tabi bu onlar için büyük bir pazar kaybı demek aynı zamanda. Çünkü Türkiye, Kaan'ı kendi ihtiyaçlarını giderdikten sonra dost ve kardeş ülkelere de satacak. Gel gelelim en çok merak edilen motor konusuna. Kaan ilk uçuşunu 2 adet F-16 motoru ile yapacak. Ancak bu motorlar yalnızca şu an üretim aşamasında olan yerli motor gelene kadar kullanılacak. TCG Anadolu'dan inip kalkması beklenen TB3 şu anda milli motor ile uçuş testlerine devam ediyor. Kaan da seri üretime yalnızca yerli motor ile girecek.
Zira uçağın gerekli görülen satışı ya da üretimi söz konusu olduğunda kimseye bağımlı olmak istenmiyor. Bu konuda söylenebilecek çok şey var ama asıl olaya 2 gün kalmışken sözü daha fazla uzatmanın anlamı yok. İnşallah uçağımızın kazasız belasız göklerde süzülüşünü gururla izleriz. Ben de hem o uçuşu keyifle anlatır hem de bir sonraki videoda size o uçuşun yurt dışı yankılarını getiririm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her beğeni, yorum ve paylaşımınız benim için önemli bir destektir.